Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hocam ben bu gülüşü biliyorum. Yani bir şeyleri anladınız herhalde. Herhalde hani Arif'e tarif gerekmez diye. Jorama Inles Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles ile sözleşme imzalamış. Beşiktaş'a transferinde herkesin gözü yaşlıydı. Çünkü Lens artık Beşiktaşlıydı. Ama demek ki sözleşmesi bitince başka takıma gitmiş. Fenerbahçe Luan Perez'in transferi için Marsilya ile prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun İstanbul'a geldiğini açıkladı. Şu saatlerde sağlık kontrollerinden geçen oyuncu için kap açıklaması da yapılmıştı. Merak içerisinde bekliyorum. Acaba kaç milyon Euro'cuğa aldık? Çünkü geçtiğimiz sezon 4,5 milyon Euro'ya transfer edilen 46 maçta oynamasına rağmen ve hemen hemen her maçı tamamlamasına rağmen bu futbolcuyu kaça alacaksın diye sorarlar adama. Sonra üye arkadaşlar kıs kıs gülerler. Ben de şunu söyleyeyim. Yani ben de ben de şunu söyleyeyim. Şimdi bir kardeşimizin verdiği duyum, Süleyman Arat'ın verdiği duyum diyor ki 4,5 milyon euro bonservis. Allah Allah, aynı paraya. 1,3 milyon euro maaş, 3 yıllık sözleşme diyor. Süleyman Arat'ı kutluyorum doğru haberinden dolayı. Şimdi Perez'le ilgili Berköz'ün çok güzel şeyleri var. Analizleri var. Ben kısaca ona da değineyim. Baştan söyleyeceklerim diyor. Sampaoli'nin 3-2-4-1 formasyonunda üçlünün sol stoperi veya 4-3-3'ün sol beki olarak oynadı. Sol bek olarak görev adamı. Stoper olarak ekstra bir oyuncu. Çabuk geri dönebilen, ilk hamleleri yerinde bir isim. Demek ki çabuk ve geri dönmesi yüksek bir isim. Salah'ı bu geri dönüş hızı çok yavaş. Yani bu profilde bu profil stoper eksikliği vardı diyor Fenerbahçe'de, doğru. Kısa ve uzun pasların özellikleri ortalamanın üstünde. Kayarak müdahaleleri, agresifliği ve markaj yeteneği de iyi seviyede. Ben sadece şunu söyleyeyim. Hani diyorsunuz ya yeni Lugano, yeni Lugano. Çünkü Lugano adamı yerdi, kemirirdi. Ben hani Serdar Aziz Atilla Salahi karışımı bir oyuncu görüyorum desem herhalde abartmamış olurum. Sadece skits videosunu izleyin, siz bile aynı şeyi söylersiniz. İzlediğim kadarıyla en önemli özelliği güçlü olması diyor. Fiziksel olarak diri bir oyuncu. Eksileri benim izlediğim kadarıyla hava topları diyor. Hani Gustavo'nun tam tersi. Gustavo Henrique'den bahsediyorum. Yani Jesus ne yapıyor? Zıt profilleri aynı mevki için izleyip hani birbirini kapatır bunlar diyor. Bunun havası, bunun yerdeni. Zaten bu cümleleri de kullanmıştık. Hatırlarsınız. Tekrarlamakta fayda var diyor. Sol bek olarak bana göre görev oyuncusu ama stoper olarak çok daha beğendiğim bir isim. Şimdi normalde sol bek olarak alınan isim ya da alınması düşünülen bir isimdi. Transfer sürecinde sol stopere doğru kayan bir isim. Şimdi detayları konuşacağım. İki mevkiyi birden yedekler mi? Evet, ancak sol tarafta Ferdi'den forma almasını beklemem diyor. Ben de şunu söyleyeyim. Sol bek oynamak isterse Ferdi formayı alamaz. Stoper olarak seviyesi fena değil diyor. Fenerbahçe William Arao 1, Lincoln Henrique 2, João Pedro İtalyan pasaportlu ve milli ama aslen Brezilyalı 3, Gustavo Henrique 4. Yani bunlardan sonra bu sene kadrosunda 6. Brezilyalı oyuncu olarak kadrosuna katılmış olacak diyor Luan Perez. 5 oluyor. Şimdi Ömer Temel'in istifa sonrasında Selahattin Baki yönetim kurulunun nasıl üyesi olduğu, onu da konuşalım. Ben şunu söyleyeyim. Gustavo Henrique iptal olsa, bu bir. Onun yerine Nino gelse, iki. İlk canlı yayında 10 tane üyelik hediye eder misiniz? Arkadaşlar, üyelikle ilgili de şunu anlatayım. Benim anlaşmam gereği gelecek her türlü gelirin %18'i KDV olarak kesiliyor. Yani 10 liranın 1,8 TL'si gitti. Bir. İkincisi, ABD yasaları gereği
%7'si mi ne kesiliyor? 70 kuruş daha gidin. 7,5 TL. Kalan ücretin maksimum %70'ini veririz diyorlar. Yani maksimum %70. YouTube işi yapanlar hepsi bilirler bunu ya da gidin sözleşmeyi araştırın. Hepiniz aynı şeyi bulacaksınız. Yani 3 aşağı 5 yukarı 10 TL'lik bir üyelikten kanala gelen para 5 TL etmiyor bile. En azından biz öyle biliyoruz. Yani ve rakamlar da zaten bunu doğrular nitelikte. Bunu bilin. Hocam 5 TL'yle hiçbir şey yapılmaz. Sen o zaman bu işi boşla. Yo, biz yapmak istediklerimizi yapıyoruz. Üye arkadaşlarım da şahit. Bilginiz olsun. Yani 10 kişiye üyelik hediye ederseniz sizden 50 lira çıkıyor. Bizim kumbaramıza giren 25 TL falan oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ha, 1000 kişi birer defa reklama tıklasanız, bak reklama tıklasanız, yani reklam çıkıyor ya, çıkması ayrı, tıklamanızdan bahsediyorum. 1000 kişinin hepsi reklama tıklasa 60 TL falan veriyor diye biliyorum. Bu fiyat çok değişiyor. Yani 1000 kişi sadece izlese 6 TL falan mı veriyor? Öyle bir şeyi var. Hani 6 TL'de hani yuvarlak konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü bölge değişiyor. Mesela Azerbaycan'dan izleyenden Amerika'dan izleyene aynı ücreti vermiyor. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı ortalama söylüyorum. Haberiniz olsun. Mübarek Cuma günde boşuna günaha girmeyin. Ben Nino'yu getirsem kabul eder misiniz? Gustavo ve Henrique yerine Nino'yu getirsem 10 kişiye üyelik hediye eder misiniz? Siz de üye olun değilseniz de. Rümünense'nin kule stoperi Nino. Geçtiğimiz zaman diliminde ben size ne dedim? Biz 5 milyon euro bonservisten anlaştık. Biz 3,5 teklif ediyorduk. Ama benim bildiğim 3,5 artı bonuslarla 5 şeklindeydi. Hani Şampiyonlar Ligi'ne kalma falan filan var da şimdi o 5 değişir. Hani oynadığı maç sayısı, şampiyonluk bonusu falan gibi. 1,2 de maaş. Sözleşme süresi de 4 yıl. Bunu kabul eder misiniz? Çünkü Ulaş abi de bunu bu şekilde paylaşmış. Bu benim duyumlarımla tamamen paralel olduğu için soruyorum. Kabul eder misiniz? Gustavo Henrique yerine Nino'yu getirsem kabul eder misiniz? Hava toplarında çok iyi, agresif, topu oyuna iyi sokabilen, zaman zaman gol atabilen, uzun boylu stoper ve dün gece bundan önceki gece mi oynanmış? Fortaleza Fluminense Brezilya Kupası maçında maçın adamı seçilmiş. 11 top uzaklaştırma, 3 top çalma, faul 0, ikili mücadele 8'de 8, isabetli pas yüzdesi %87, 55'te 48. Uzun top yüzdesi 10, uzun top isabet oranı 11'de 8 ve 8,1 almış. Lan bizde bunu yapsın 9,9 alır. 8,1 ne? Hiç mi dininiz imanınız yok sizin? Lan Brezilya'sında hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Şimdi yine bunu verirken birçok kardeşimiz Ali Koç ve diğer yöneticilere yollanan mesajların işe yaradığını, Gustavo Henrique transferinin iptal olduğunu ve Ali Koç'a teşekkür ettiklerini söylemişler. Ben şimdi tam olarak iptal diyemem. Ama başka bir şeyler derim. Neleri derim? Başka bir şeyleri derim. Ama neleri derim bilmiyorum. Şimdi hocam bak. Şimdi Luan Perez geliyor diyorsun. Bir. Nino geliyor diyorsun. İki. Yani gelebilir diyorum. Ha, gelebilir ha. Biz anlamadık. Biz salak kafamız basmıyor. Gelebilir diyorsun he. Tamam ha. Atilla Salahi. Arkadaşlar Atilla Salahi için dilimde tüy bitti artık. Yani saçımdan önce dilimde tüy bitti. Ben size 2 aydır ne diyorum? Bana göre Salahi'nin gitme ihtimali usta Kim Minji'den daha yüksek diyordum. Hatta daha önce gider diyordum. Bak bunu da söyleyeyim. Öyle beni başkalarına karıştırmayın. Daha önce gider diyordum. Ben hala şaşkınım diyordum. Nasıl daha önce gitmedi diye. Hocam iki stoper birden gitmez. İmkanı yok böyle bir şeyin diyordunuz. Hatta bir arkadaşım da şey diyordu. Ya diyordu Ali Koç satılacak futbolcu alsın şöyle böyle falan filan. Zaten öyle yapıyor diyordum. Yok olmaz biz futbolcu alıp satmamız lazım diyordu. Şimdi tamamen oradayız. Dün Atilla Salahi'nin hatta dün değil birkaç gündür videolarına bakın arkadaşlar. Kanalı şöyle açın. Videolar sekmesine girin. Sadece kapak fotoğraflarına bile baksanız adam subliminal mesaj veriyor dersiniz. Alın karşınızda forvet duyumunda bile ne zaman 16-30'daki videoda bile Salahi var. Bir.
Ondan sonra 28 Temmuz'dakiler de yok herhalde de. Ondan öncesinde Kim Min-ji 27'sindekinde Salah'ı konuşuluyor. Yine aynı şekilde 26 Temmuz'da Malang Sar Atilla Salah'ı olayı var. Yine aynı şekilde 24 Temmuz'da Atilla Salahi'den oluşan yolun açık olsun Atilla Salahi videosu var vesaire vesaire. Hani girip kendiniz de bakabilirsiniz. Okuma yazmanız ve video izleme şeyiniz var nasıl olsa. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 16.30'daki videoda konuştum sanırım. Wolfsburg teknik direktörünün bazı açıklamaları var. Ben ona ithafen de konuştum. Hani olmayacak transfer, amin denilmez falan filan diyor. Alakası yok. Kulliyen yalan. Bu transfer olabilir. Ama illa Wolfsburg'u olmaz. İngiltere'de olaylarında baş harfi F olan, son harfi M olan bir takıma da gidebilir. Araya sürpriz bir takım da katılabilir yarışa. Sonra Wolfsburg fiyat teklifini yükseltip 16 milyon euroya anlaşıyorum bak. Buradan Almanya'ya yayan gideceğiz diye de bilir. Ben onu söyleyeyim. Bizim belirlediğimiz fiyat 14-16 aralığı. 14-16. 14'ü geçip 16'yı zorlayan her takıma göndeririz. Öyle 20-20 istiyoruz palavra. Hocam ya Ali Koç demiyor muydu 20'ye satarım? Ya Ali Koç karar vermiyor transfere. Jorge Jesus ne diyorsa o oluyor. Neyini anlamıyorsunuz kardeşim ya? Lan kardeşim neyini anlamıyoruz? Ben size neyini anlatmam lazım? Ya biz bunu her şekilde anlatıyoruz ya. Ya Silivri'de anlattık. Metris'te anlattık. Daha ne kadar anlatayım ya? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi Atilla Salah'ı gönderiyorsun hocam. Peki. Kaç liraya gönderiyorsun? 16'ya. O zaman Fenerbahçe ne olacak? Şu ana kadarki duyumlarını birleştirelim. Transfermarkt'ta Fenerbahçe 7.07 diyor. 7 diyelim kafamız karışmasın. 16'ya Salah'ı gönderirse 23. Doğru muyum hocam? Doğru Samet. 23'e bunu gönderdik. Luan Perez'i kaç aldık? 4.5. Hesap makinesi getir. Mahmut Bey, Şekip Bey'den bir rica edin hesap makinesi getirin. 7.07 artı 16 Salah'ı'den. Artı 4 buçuk da bir arkadaştan da onu karıştırsak mı? Onu karıştırmayayım. Dur. Dur. Eksi. Luan Perez 4.5 dedik. 18.57. Eksi. Nino'yu da 5'e almışık. 13.57. Güzel mi? Güzel. Başka kimi konuştuk? Bu kısımda başka kimseyi konuşmadık. Atilla Salahi'yi konuştuk. Ezgi Can Alioski'yi alayım mı size? İster misiniz? Hem Ezgi Can'ı hem Ali Oski'yi. İkisini birden. Bu Ezgi Can'ı hatırladınız mı? Evet hocam kanalda bir ara video çekiyordu. O başka. O Ezgi Can çekmez oldu video. Bu Ezgi Can Ali Oski. Kuzey Makedonyalı. Hangi takımdaydı hatırlıyor musunuz? Leeds United'da. Hatta bizim şu Bielsa olayı vardı. Hem Bielsa'yı hem Ali Oski'yi alıyorduk. Bir iki kişi daha geliyordu ediyordu. Olmamıştı. Sonra bana çok tepkiler vardı. Aynı Alioski bedelsiz olarak Al Ahli'ye gitti. 28 Temmuz 2021'de. Sonra ne oldu orada biliyor musunuz? Orada güzel güzel topun oynadı. Efendi, uslu, abdestini aldı, namazını kıldı. Herhalde kılmıştır yani Kuzey Makedonyalı. Yok İsviçre asıllı bu. Sonra gitti Beşiktaş'ta görüşmelere başladı. Beşiktaş'ta arkadaşlar Skills videolarını, işte Beşiktaş'a hoş geldin videolarını ayarladı. Ama maalesef biraz cimri davrandı. Yani ikincilik topçularına verdiği parayı buna vermediler. Ezgi Can Alioski'nin size geçen seneki ne yaptığını anlatayım mı? 30 maç 2691 dakika. Sadece 9 dakika. Kaç gol kaç asist? 6 gol 9 asist. Hocam hemen. Hocam saniye bekleme. Al. Hiç, 6 gol kaç? 6 gol 9 asist. Hocam bunu almazsak Allah belamızı verir. Vallahi bunu hemen. Hocam hemen. Hemen hocam sar hocam paketle. Lan Ferdi var. Hocam boş ver Ferdi yedek oyunu. Lan Atilla saat gitsin hocam. Atilla Salahi kim ya? Ya 20 tane buluruz. Kuzey Makedonyalı, Çili, Macar falan. Hocam hemen. Var mı ihtimal? Arkadaşlar Ezgican Alioskin için. Hocam geldi mi? Geliyor mu? Lan bir sus.
Ezgican Aliowski için ben şunu söyleyeyim. Menajeri selamun aleyküm, aleyküm selam. Bakın sözleşmesi sürüyor. Hocam kaçsa parası verelim? 2023 Haziran'da bitiyor. Hocam kaçsa verelim? Menajeri diyor ki bedava getiririm. Bonservissiz. Hocam küfür serbest mi? Kime edeceksin? Yönetimi almazlarsa, şu şartlarda bunu almazlarsa. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? Hocam daha ne söyleyeceksin? Hemen Ezgican hayırlı olsun. Ve şeyciyim, salaycıyım. Misafirliğin kısası makbul. Yeter. Misyonunu tamamladın, vizyonunu tamamladın. Katkılarından dolayı teşekkürler. 24 yaşındasın, hayatının baharındasın. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Sonra yine bizim yolumuz kesişir. Sen 30 yaşına falan geldiğinde mutlaka biz seni geri kiralarız. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi şunu da belirteyim. Ezgi Can Aloski'yle ilgili üyelere verdiğim duyumu okuyorum. Okuyayım mı? Bak iyi dinleyin şimdi. Hani diyorsun ya niye üye olalım? Birkaç gün önce olan bir olay. Ali Koç'a ilk teklif edildiğinde ben Beşiktaş'tan ters düşmeyeyim der diye düşünüyordum ama yani bu transfer olacak olursa arkadaşlar kuruş bonservis vermiyoruz demişizdir herhalde. 2 artı 1 yıllık sözleşme yıllık ücrette 1,2 milyon euro. Alayım mı almayayım mı? Yani dürüstçe cevap verin. Gustavo Henrique'yi iptal ettireyim. Nino'yu alayım. Ezgi Can Aliowski'yi alayım. Nino'nun da Aliowski'nin de yıllık ücreti 1,2. Luan Perez yalan olmasın 1,4 diyebiliyorum ama yalan olmasın arkadaşlar. Hocam bu şartlarda 1,4'e nasıl geliyorlar ya? 1,2'ye nasıl geliyorlar? Galatasaray alıyor 2,5 veriyor 3 veriyor. Onlar alsın. Onlar Galatasaray, onlar Beşiktaş. Yani onlar verebilir. Umurumda değil arkadaşlar. Kabul müsünüz? Bak kabulseniz abone olun. Kabul edenler abone olsun. Ya da videoyu beğensin. Hem aboneyse de videoyu beğensin. Kabul etmeyenler dislike falan atsın. Ben kabul etmiyorum. Ben Gustavo Henrique'yi istiyorum. Hayır ben sol bekte Ferdinand hocam. Hayır Aloski'yi istemiyorum diyenler. Biz de bakalım kaç tane Fenerbahçeli var kanalımızda. Kabul ediyorsanız son köprüden önceki son çıkış. Ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Yani ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Benden söylemesi.